Bültenin bu bölümünde özel bir konuk ağırlıyoruz. Özel bir röportajla karşınızdayız. AK Parti'den bir isim Sayın Mahir Ünal yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Ünal. Çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Şimdi tabii gündem seçim çok da yoğun bir gündem söz konusu. Bugün herkesin merak ettiği konuydu. Ata İttifakı ana bileşeni Zafer Partisi kimi destekleyecek? Ümit Özdağ bir açıklama yaptı. Millet İttifakı ile görüşmelerin sürdüğünü, bir protokol üzerinde çalışıldığını, eğer anlaşma olursa da yarın Sayın Kılıçdaroğlu ile bir açıklama yapacaklarını söyledi. Sinan Oğan yine aynı ittifakın Cumhurbaşkanı adayıydı. O Sayın Cumhurbaşkanı'na destek vereceğini açıkladı. Bir ayrışma var o cephede sanki. Nasıl değerlendirirsiniz bu durumu? Şimdi öncelikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bence en büyük kazanımı siyaseti son derece değerli hale getirmesi. Yani her siyasal hareketi, her siyasi topluluğu ve seçmen tercihlerinin ortaya çıkardığı her siyasi partiyi son derece kıymetli ve değerli hale getirdi ki bence bu çok önemli, çok kıymetli bir şey. Buradan baktığımızda şunu söyleyebilirim. Yani hem Sayın Ümit Özdağ'ın yaptığı görüşmeler, hem Sayın Sinan Ogan'ın dünkü açıklamaları demokrasinin ve demokratik siyasetin kıymeti çerçevesinde değerlendirilmeli. Yani Sinan Ogan farklı bir tercihte bulunurken Ümit Özdağ'ın başka bir tercihte bulunuyor olması hem siyasal farklılıkların zenginliği anlamına geliyor, hem de dediğim gibi her siyasal hareketin kendisini temsil noktasında kendini ifade etmesine zemin hazırlıyor. Sayın Sinan Ogan'ın dünkü açıklamalarında çok kıymetli bir tespiti vardı. O da şu, aslında bu seçim 14 Mayıs şunu da onaylamış oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle seçmen yoluna devam etmek istediği mesajını verdi. Yani Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifini seçmen elinin tersiyle itti ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yoluna devam etmek istediğini açık bir şekilde ortaya koydu. Tabii geriye dönük baktığımızda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin adeta küresel bir kaos yaşadığımız son 5 yılda, yani pandemiden Rusya-Ukrayna savaşına varıncaya kadar bildiğimiz bütün dünyanın adeta sona erdiği ve yeni bir düzenin henüz ortaya çıkmamasından kaynaklanan uluslararası sistemin krizlerinin, ki uluslararası sistemin krizlerini hepimiz beraberce yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler'in durumuna baktığımızda, Birleşmiş Milletler'in karar mekanizmalarına baktığımızda, yine Avrupa Birliği'nin durumuna baktığımızda bir düzen krizi yaşanırken Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve güçlü liderlikle adeta kaosu yönetiyor. Hem pandemi, hem Rusya-Ukrayna savaşı ve tabii asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ilin 14 milyon vatandaşımızın etkilendiği depremin sonuçlarının da yönetilmesi açısından Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne kadar kıymetli olduğu da ortaya çıktı. Dün de Sayın Sinan Ogan buna hem istikrar açısından hem de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mecliste onaylanmış olmasından ve bundan sonraki sürecin devamı açısından çok önemli bir tespitte bulundu Sayın Sinan Ogan. Şimdi orada %5,2'lik bir oy oranı var. Herkes o seçmen ne tarafa gider, kimin işaret ettiği noktaya gider diye konuşuyor, tartışıyor. Gerçi ikinci tur matematiği belki çok farklı olacak. Biz daha hiç yaşamadık böyle bir ikinci tur seçimi ama bir tarafta Sayın Ümit Özdağ, bir diğer tarafta Sayın Sinan Oğan. Ne dersiniz o seçmeni
bir şekilde kendi taraflarına mobilize edebilirler mi? Şimdi tabii Sayın Sinan Ogan'a oy veren seçmenin paternlerine bakıldığında, yani onun bir desenleme çalışması ve örgüsüne bakmadan bu konuda söyleyeceğimiz her şey afaki olur. Yani hem Sayın Sinan Ogan'ın söylemleri, hem Ümit Özdağ'ın ve Ata İttifakı'nın söylemleri, hem de gözden kaçırmamamız gereken bir şey var. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği hem kendi takipçilerini şekillendirirken kaçınılmaz olarak kendi muhalefetini de biçimlendiren güçlü bir liderliğe sahip Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız. Tabii bütün bunların oy verme davranışına etkisi ve bu faktörlerin oy verme davranışına etkilerine bakmak gerekir. Bunlar daha sonraki çalışmalarda açık bir şekilde görebileceğimiz hususlar. Şimdi parlamenter sistemin oluşturduğu bir siyasal kültür vardı Türkiye'de. 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gelmesiyle beraber ara geçiş döneminde şöyle bir şey yaşadık. Parlamenter sistemin kültürüyle düşünüp Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin pratiğiyle hareket ettik. Yani şey olarak, siyaset olarak, ben kendimiz açısından demiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin siyasal kültürü oluşma aşamasında şu anda. Mesela az önce dediniz ki şimdi ikinci tur deneyimini ilk defa yaşayacağız. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin siyasal kültürü oluştuktan sonra bir demokrasi kültüründe yeni bir bakış açısı ortaya çıkacak. Siyasal kültürde yeni bir bakış açısı ortaya çıkacak. Düşünme ve davranış, siyasal düşünce, siyasal iletişim, siyasal davranma biçimlerinde yeni paternler ortaya çıkacak. Şu anda Türkiye bir geçiş aşamasında. O yüzden Sayın Sinan Ogan'ın temas ettiği noktayı son derece önemsiyorum istikrar açısından. Yani bütün dünyada düzen değişirken, kaos ciddi anlamda, işte FED Başkanı ABD'de 3 gün önce bir açıklama yaptı hatırlarsanız. İlk defa ABD temerrüde düşebilir diye bir açıklama yaptı. Yani küresel ekonomik krizlerin, Rusya-Ukrayna savaşından Çin-Tayvan gerilimine kadar bütün bunların oluşturduğu günümüz dünyasında Türkiye'nin mavi vatandan Suriye'ye, Karabağ'dan Balkanlara kadar bütün bu coğrafyada bir güven ve istikrar adası olarak devam etmesi aslında hem bu sistemin devamıyla hem de Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle çok ilgili. Çünkü ben bir AK Partili olarak değil, şu anda bir normal vatandaş, bir akademisyen olarak baktığımda dönüyorum Millet İttifakı'nın unsurlarına ve bir yıllık fikri takiple Millet İttifakı'nı değerlendirdiğimde ne görüyorum? Bir, ortaya koydukları bir iddia vardı. Neydi? Güçlendirilmiş parlamenter sistem iddiası. Bu olmadı. Ve hatta bu söylemden seçimlere 2 ay kala bu söylemi tamamen unuttular. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi konusunda ortaya koyduğu bir iddia vardı. Hatırlarsanız ABD'li bir ekonomist, sanıyorum Jeremy Rifkin'le bir anlaşmaları vardı. Danışmanlık verecekti. Danışmanlık verecekti. Ortada yok. Kendi aralığında yaptıkları toplantılarda kendi ilişkilerini yönetmekte zorlanan bir fotoğraf görüyorum açık ve net bir şekilde. Masayı terk eden, sonra masaya tekrar dönen ve kendi içlerinde bütün dünya büyük bir küresel değişimin eşiğindeyken ve Türkiye büyük krizlerin çözümüyle uğraşırken neleri konuştular diye bakıyorum. Cumhurbaşkanı yardımcılıklarını konuştular, bakanlıkları konuştular,
kendi ilişkilerine ve kendi statülerine dair kaygılarını dile getirdiler. Şimdi doğal olarak ben şunu söylüyorum bir vatandaş olarak, eğer kendi ilişkilerini yönetemeyen, kendi kişisel iç krizlerini yönetemeyen bir birliktelik böyle bir zamanda Türkiye'yi yönetmek gibi bir durumla karşı karşıya kalırsa ne olur diye baktığımda ben tam bir facia görüyorum. Çünkü çözüm kapasiteleri yok. Yani ulusal çözüm kapasitelerini bırakın, parti içi sorunlarda bile bir çözüm kapasiteleri yok. Oysa AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na, Recep Tayyip Erdoğan'a baktığınızda düşünebiliyor musunuz? 56 kişi 3. dönemden dolayı partinin 20 yıldan beri beraber hareket ettiği 56 kişi 3. dönem kuralından dolayı meclis dışında kalıyorlar. Sıfır sorun, kişiselleştirme yok ve herkes sahada çalışıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Siyaseti kendi kişisel çıkarları, hırsları için yapan değil, siyaseti bir sorumluluk ve görev olarak gören, yani siyaseti bir mevki ve makam olarak değil, görev ve sorumluluk olarak gören ve bu çerçevede bir takım oyunu oynayan bir siyasal parti görüyorsunuz. Yüksek bir koordinasyon, yüksek bir organizasyon, yönetim organizasyon açısından son derece uyumlu bir yapı görüyorsunuz ve çok yüksek bir çözüm kapasitesi var. Aynı şekilde lidere baktığınız zaman Recep Tayyip Erdoğan'a hem ulusal ölçekte çözüm kapasitesi son derece yüksek, hem küresel ölçekte çözüm kapasitesini ispat etmiş. Yani tahıl koridorundan, tahıl krizinden tutun Rusya-Ukrayna arasındaki krize ve Libya'dan Mavi Vatan'a, Karabağ'a kadar birçok krizin çözümünde son derece yüksek liderlik ve çözüm kapasitesi göstermiş. Bir vatandaş olarak ben bunlara baktığımda çok net olarak gördüğüm bir şey var ki o da şu: Türkiye'nin şu anda istikrara, güvene ve yüksek çözüm kapasitesine ve kaosu yönetebilen bir liderliğe ihtiyacı var. Seçmen de bunu gördüğü için tavrını Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Şimdi ikinci tur tabii önemli. İkinci tur için stratejiler de bir şekilde belirleniyor. Değişen stratejiler de var. Örneğin muhalefet bunu bir referandum olarak da kodladı. Sayın Kılıçdaroğlu bunu defaatle dile getirdi. Ne dersiniz bu referandum benzetmesine ya da tanımlamasına? Bu şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2011'de meclise girdim ve grup başkan vekilliği ile ilk görevime başladım. Doğal olarak siyasi rakibinizi yakından takip etmeniz gerekir. Ben 2011'den beri Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok yakından takip eden bir siyasetçiyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2011'den bugüne baktığımızda maalesef yemin kriziyle başlayan, önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gayrimeşru ilan eden, sonra Cumhurbaşkanlığı, bu ülkenin hakimlerini, bu ülkenin mahkemelerini, işte en son YSK'yı gayrimeşru ilan eden ve her an bir meşruiyet krizi çıkaran, tutarlılığı olmayan, fikri takibi olmayan bir siyasal figür olarak görüyorum. Yani siz Cumhurbaşkanlığı adayı olacaksınız ve girdiğiniz ve ikinci tura kalmış bir seçimi bir evet-hayır referandumu olarak değerlendireceksiniz. Bu sizin kendi liderliğinizi inkar etmeniz anlamına gelir. Çünkü bu şu demektir. Biz Recep Tayyip Erdoğan'a evet mi hayır mı referandumu yapıyoruz demektir. Yani az önce söylediğim Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği kaçınılmaz olarak muhalefetin pozisyonunu da tayin ediyor ve seçimin merkezinde Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği duruyor demektir. O zaman aday olarak siz neredesiniz diye sormazlar mı? Bu seçim Recep Tayyip Erdoğan'la
Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki seçmenin tercihinin seçimidir. Siz bunu referandum olarak nitelendirirseniz kendi siyasal varlığınızı inkar etmiş olursunuz. Söyleme ne diyorsunuz? Değişen bir söylem var muhalefet cephesinde. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediğim gibi en başından itibaren o tutarlı çizgisinin olmaması ve durumsal olarak sürekli değişen, şimdi mesela bize diyorlar ki son bir hafta ısrarla AK Parti-HDP ilişkisi üzerinden konuşuyorlar. Şimdi çok net bir şey söyleyeyim. Biz 2009'dan itibaren 3 şeyi temel aldık. Demokratikleşme, yani Kürt meselesinde demokratikleşme, bölgesel kalkınma, terörle mücadele. 2009'dan bugüne kadar bu üçünü de Türkiye başardı. Demokratikleşmeyi başardı, bölgesel kalkınmayı başardı, terörle mücadeleyi başardı. Bugün Diyarbakır'a gittiğinizde Hakkari'ye, Tunceli'ye, Mardin'e, Şırnak'a, Cizre'ye gittiğinizde insanların cıvıl cıvıl, şehirlerin pırıl pırıl olduğunu görürsünüz. 2015'te oralarda özerklik ilan ediyorlardı. Biz hiçbir zaman HDP ile bir seçim ittifakına gitmedik. Biz bölgede HDP ile göğüs göğüse siyasi mücadelemizi verdik. HDP'ye demokratik siyasetten yana tavır alması gerektiğini söyledik. Siyasetle birlikte, demokrasiyle birlikte silahın konuşulamayacağını dile getirdik. Ama bugün onların HDP ile ilişkisine baktığınızda açık bir seçim ittifakları var. Seçim sonuçlarında bunu görüyorsunuz. Adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu net bir şekilde açıkladılar. O yüzden AK Parti'nin demokratikleşme, bölgesel kalkınma, terörle mücadele, HDP'nin terörle arasına mesafe koyması ve demokratik siyasetten yana bir tutum takınması noktasında bizim kurduğumuz ilişkiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile PKK ile kurduğu ilişki asla mukayese edilemez. Hiçbir zaman biz Kandil'den destek mesajları almadık. Öyle bir mesaj alsaydık bunu şiddetle reddederdik, çıkardık ve bu destek mesajını kendimiz için zül sayardık. Ama bugün baktığınızda açık bir şekilde PKK elebaşlarının hem Millet İttifakı'na hem Kemal Kılıçdaroğlu'na onlarca destek mesajını net bir şekilde görebilirsiniz. Peki sığınmacı meselesi de herhalde bu ikinci tur kampanyalarında, stratejilerinde en önde gelen başlıklardan biri. Biraz önce Hatay'a bağlanmıştık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun orada bir programı var. Orada mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı panonun arka tarafında yanlış hatırlamıyorsam sığınmacılar işte ele geçirmeden memleketi harekete geç şeklinde ya da benzer bir ifadeydi. Tam yanlış da bir şey söylemek istemem. Böyle bir söylem olduğunu gördük. Ne dersiniz? Sığınmacı konusu şimdi, Zafer Partisi de bu işi çok kendi ana meselesi yapmış durumda. Hem Cumhurbaşkanımızın bu konuda açık net açıklamaları var. Yani ilk aşamada 1 milyon sığınmacının ülkelerine gönderilmesi, güvenli bölge oluşturmaktan bu insanların yerleşimine kadar. Şimdi şunu unutmayalım. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan bütün sorumluluklarını bugüne kadar hep yerine getirdi. Yani Türkiye uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Mülteci Anlaşması'nın gerekleri çerçevesinde hareket ediyor. Dolayısıyla biz hiçbir zaman mültecilerin Türkiye'de bir güvenlik sorunu haline gelmesine müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğimizi hem İçişleri Bakanımız hem de Cumhurbaşkanımız ifade etti. Dolayısıyla bugün dünyanın temel sorunlarından bir tanesi göç ve mülteci sorunu. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber Avrupa Ukrayna üzerinden ciddi bir mülteci sorunu yaşadı. Bu konuda son derece hassas AK Parti
ve bu sorunun demin ifade ettiğim gibi çözüm kapasitesi son derece yüksek bir siyasal hareket AK Parti. Bu sorunun çözümü konusunda da Cumhurbaşkanımız defalarca hassasiyetini ifade etti. Dediğim gibi bu sorun hukuk temelinde devlet aklıyla, uluslararası anlaşmalarının ve uluslararası hukukun bize yüklediği sorumluluklar çerçevesinde tabii ki çözülecektir. Şimdi tabii ikinci tura giderken terörle mücadele ve sığınmacı meselesinin kampanyanın en tepesine yerleştirilmesindeki amaç bir anlamda da aslında ilk turun sonuçlarından biri. Milliyetçi oylardaki yükseliş. Neye yoruyorsunuz bu yükselişi? Şimdi tabii Türkiye'de biz milliyetçilik dediğimiz zaman anladığımız şeyle Avrupa'da milliyetçilik dediğimizde anladığımız şey aynı değil. Yani Avrupa'da yabancı düşmanlığı olarak hemen anladım. Avrupa'da yükselen milliyetçiliğin temelinde daha çok ırkçılık vardır. Türkiye'deki milliyetçiliğin temelinde ise yani geçmiş dönemlere dönük de trendlere baktığınız zaman her şeyden önce güvenlik, beka, vatan, bayrak ve aidiyetlerimiz çerçevesinde bir muhafazakar bir milliyetçiliktir Türkiye'deki milliyetçilik. Ve AK Parti 4 tane terör örgütüyle mücadele ediyor. Bu yani IŞİD'den DHKPC'ye, FETÖ'den PKK'ya kadar. İşte geçtiğimiz günlerde Türkiye IŞİD'in elebaşını etkisiz hale getirdi. Türkiye 4 tane terör örgütüyle mücadele ediyor. Yine Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge ciddi anlamda bir ateş hattına dönüşmüş durumda. Bu yüzden Türkiye savunma sanayiinde çok ciddi adımlar atıyor. Türkiye hem hava savunma sistemlerini hem kara savunma sistemlerini güçlendirmek adına çok önemli adımlar atıyor. Dolayısıyla burada yükselen milliyetçiliği daha çok güven, istikrar, aidiyet ve ülkenin bekası çerçevesinde değerlendirmek. Bu anlamda da Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde meseleye bakmak gerekiyor. Türkiye'deki siyasal hareketlerin milat, başlangıç yani bugünkü siyasal hareketlerin belirleyici noktası 15 Temmuz olmuştur. Yani 15 Temmuz'dan sonraki süreçleri Türkiye'de çok doğru takip etmek gerekir. Mesela Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değildir. Bir pazarlık ittifakı değildir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi oluşmuş bir millet mutabakatıdır. Ve Cumhur İttifakı'nın bugün genişleyen yapısına baktığınızda bu aslında bir Türkiye mutabakatıdır. Geçmişte Cumhurbaşkanımızın Türkiye İttifakı dediği. Neden? Çünkü hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi düşünceden olursa olsun Türkiye'nin yanında duran herkesle biz birlik ve beraberlik içerisinde olacağımızı ifade ettik. Dolayısıyla bu sözünü ettiğimiz aslında Türkiye'nin yanında durma tercihidir. Anladım. 2-2,5 dakikam kaldı. Şunu da sormak isterim deneyimli bir parlamenter olarak. Şimdi meclise baktığımızda çok renkli bir yelpaze var. 16 siyasi parti yer buldu. Şimdi ve de yıllardan beri taşınan bir hedef, yeni anayasa hedefi. Ne dersiniz? Çok seslilik bir avantaj mıdır meclis için? Ve bence yeni anayasa... tabii bu yönüyle baktığınızda şimdi Millet İttifakı'yla ilgili ve Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili son dönemde özellikle Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva ve Gelecek Partilerinin yaklaşık 40 milletvekili almış olması Cumhuriyet Halk Partisi'nden o da ayrı bir değerlendirme konusu aslında.
Şimdi, siz nasıl yorumluyorsunuz o işi? Şimdi onu en güzel Cumhurbaşkanımız ifade etti. Dedi ki bu sazan sarmalı dedi. Yani hani hatırlarsanız organize işlerde bir sazan sarmalı şeyi vardı, hikayesi. Ne kadar katkı sağladılar CHP'ye ve Millet İttifakı'na bilmiyoruz ama sonuçta 40'a yakın, 39 sanıyorum milletvekilini aldılar. Bir tane de İyi Parti aldı bu arada. Şimdi bu... Şunu merak ediyorum. Sayın İnce diyordu ki işte bu durumu anlatırken seçim öncesinde işte bu milletvekili listesindeki işte AK Parti'den ayrılmış isimler var. Bunlar meclise girecekler. Mecliste iki tane AK Parti. Tane hatta AK daha fazla AK Parti olacak. Şimdi mesela bu meclis aritmetiğine baktığınızda siz o CHP'den ayrılacak ve herhalde kendi gruplarını kuracak. Yani geçen gün... Kendinize mi yakın görüyorsunuz? Karşıda mı görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçen gün Gelecek Partisi Genel Başkanı bir tweet attı biliyorsunuz. Dedi ki ilk grup toplantımızı gerçekleştirdik. Yani henüz daha CHP'nin milletvekili olarak seçilmiş milletvekilleriyle ilk grup toplantımızı gerçekleştirdik diye tweet atması tabii ilginçti. Bu arada Muharrem İnce demişken son bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi... Vaktimiz varmış, son olmasa da biraz daha 3 dakika daha var. Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi Twitter'ı takip ederseniz onu çok net bir şekilde görürsünüz. Mesela birçok gri alandaki muhalif bugün Twitter'da artık şunu söylüyor. Diyor ki AK Parti'yi eleştirdiğimde ben herhangi bir şekilde linç yemiyorum. Ama CHP ile ilgili bir şey söylediğimde çok ağır linçleniyorum. Şimdi bakın, Ekrem İmamoğlu'nu 3 saat içerisinde özür noktasına getirdiler. Meral Akşener'i 3 günde tekrar masaya dönmesini sağladılar. Muharrem İnce'yi tam 45 gün linçlediler. Şimdi Sinan Ogan'ı linçlemeye başladılar. Eskiden hani bu o şeylerin hükümdarların bir şeyi olurmuş, mahzeni. Böyle şeye, aslanlara ya da timsahlara insanların atıldığı. Şimdi CHP öyle bir linç mekanizması kurdu ki sosyal medyada, öyle bir dezenformasyon ağı oluşturdu ki bunların bir kısmı deşifre oldu geçtiğimiz günlerde. Yaklaşık 121 kişi deşifre oldu. İnanılmaz bir linç mekanizması çalışıyor. Ve maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nun dili ve üslubu da bu öfkeyi, nefreti bir şekilde besliyor. Çok garip bir şey yaptılar. Sosyal medya ve anketler üzerinden kendi seçmenlerini öyle motive ettiler ki, seçimi kazanacaklarına dönük öyle bir motivasyon oluşturdular ki, seçim gecesi o seçmen gerçeğe çarptığında adeta sinir krizi yaşadı, öfke patlaması yaşadı. Ve bu toplumsal açıdan son derece yanlış. Bu anti siyasettir. Siyaseti nefret üzerine inşa edemezsiniz. Siyaset bir düşmanlık biçimi değildir. Siyaset bir rekabet biçimidir. Hı hı. Ve maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti, 2011'den beri takip ettiğim siyaseti, toplumdaki nefret duygusunu alıp büyütüp onun üzerinde sörf yapmaya dayalı. Bu nefret siyasetiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelebileceği en son nokta burasıydı. Ve maalesef 14 Mayıs gecesi iki belediye başkanının da insanları yanlış bilgilendirmesiyle, yani nezaketimden yalan söylemesiyle demiyorum, yanlış bilgilendirmesiyle beraber, kendisinin attığı yine öndeyiz yanlış bilgilendirmesiyle beraber maalesef kendi tabanlarında büyük bir öfke patlaması oluşturdular. Bu siyasete fayda değil, siyasete büyük bir zarardır. Toplumsal alanda nefreti büyütmenin oluşturduğu çok ağır bir travma ortaya çıkar ki onu yaşıyoruz bir süreden beri. Şimdi 28 Mayıs'ta ben AK Parti'nin, daha doğrusu Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
çok ciddi bir farkla seçimi kazanacağını ve Türkiye'nin istikrar ve güven içerisinde yoluna devam edeceğini ve bundan sonraki süreçte de çok ciddi bir toplumsal restorasyon yaşayacağımızı, rehabilitasyon yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü yükseltilen bu beklentinin oluşturduğu hayal kırıklığının biraz zaman alacağını düşünüyorum iyileşme adına. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. NTV yayınına katıldığınız için AK Partili Sayın Mahir Ünal yayın konuğumuzdu. Gündemi, seçim gündemini değerlendirdik. Noktalıyoruz röportajı. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.